Ergun Babahan'ın Sokaklarından Tank Geçen Şehirler başlıklı yazısını sunuyoruz. Sincan'dan 3 tank geçti diye kıyamet koparan Müslümanlar, Güneydoğu'daki kentlerin tank toplarıyla harabeye çevrilmesini görmezden geliyor. Batılı sekülerler, terörist Kürtlerin başına gelenleri tırnak içinde bölücülere indirilmiş bir darbe olarak görüyor. Türkiye'nin de içinde olduğu İslam alemi birbirinin boğazını kesmekle meşgulken Hristiyan dünyası barış içinde geçecek bir Christmas'a hazırlanıyor. Kur'an-ı Kerim geçmiş bütün peygamberleri tanır ve saygı gösterirken Türkiye'nin lümpen Müslümanları Hazreti İsa'nın doğum gününün kutlanmasına karşı çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in kabul edip saygı duyduğu bir peygamberin dünyaya gelişini kutlamak inanç sahiplerini niye rahatsız ediyor? Anlamak zor. Tankların ilk kez sokağa çıkışına tanıklık etmiyoruz ama şehir merkezlerinde toplarını evlere çevirip ateş ettiğini ilk kez görüyoruz. Hendeklerin gerisindekilerin kazanmasının mümkün olmadığı bir savaş bu. Onlar da biliyor, oysa ölmeye gittiklerini biliyorlar oraya. Hendeklerin gerisindeki çocuklar öldürüldüğünde AKP heyetleri akın edecektir büyük ihtimalle bölgeye. Şam'da kılamadıkları Cuma'yı yeniden işgal ettikleri kendi topraklarında kılacaklardır büyük bir şovla. Sonra ne olacak? 1990'lardan itibaren alıp götürdüğünüz ve bir daha geri getirmediğiniz, asit kuyularında yok ettiğiniz, işkence tezgahlarından geçirdiğiniz, evlerinin kapısında öldürdüğünüz Kürtler unutulacak. Onları öldüren kamu görevlilerini yargı önünde aklayacaksınız ve hayat normale dönecek. Döner mi? Sen unutursun, Batı önemsemez ama Kürt unutur mu? Evinden, yurdundan olduğu için elinde Kalaşnikov'la hendek kazan gençlere kızıyordur belki kimi Kürtler. Ama sizin mezarlarını yok ettik, imha ettik söylemlerinize daha çok kızıyordur emin olun. Sonuçta o çocuklar onların mahallesinin çocuğu, çocuklarının arkadaşı. Kıyıcı, aşağılayıcı bir dille barışı kuramazsınız. Bugün bastırdığınız veya bastırdığınızı sandığınız isyan yarın daha büyük bir şekilde başka bir yerde patlar. 17-25 Aralık yolsuzluk skandallarından sonra devletle anlaşmaya giden AKP, Kürt meselesini tamamen askere emanet etti. Barış masasının yeniden kurulmasını, Öcalan'ın devreye girmesini bekleyenler hayal görüyor. Devlet önce PKK'yı imha edip sonra kendi makul Kürtleriyle anlaşmak istiyor. Barzani'ye yakın bir parti kurdurup Kürt'ü Kürt'e kırdırmanın hesaplarını yapıyor. Toplum mühendisliğiyle sosyolojik gerçekliği değiştiremeyeceğini göremeyen bir anlayışın bizi getirdiği nokta bu. Hizmet hareketini, Kürt siyasi hareketini yalanlarla, baskılarla, şiddetle, yargı eliyle çözemeyeceğini göremiyor. Gözleri gerçeğe kapalı bu anlayışın bizi getirdiği nokta, Türkiye-Kürdistan'ın iç savaşın sınırına gelmiş olması. Bunu yaparken Amerika ile Suriye Kürtleri konusunda ters düşmüş ama elinden bir şey gelmeyen Moskova'nın Rus uçağının düşürülmesine yönelik asıl tepkisinin nereden gelemeyeceğini bilemeyen bir Ankara var. Hamasetle nereye kadar gider hep birlikte göreceğiz diyor Özgür Düşünce Gazetesi yazarı Ergun Babahan.